İran'ın şöyle komşularına değineyim ben kısaca. Batıda Türkiye ve Irak var. İran'ın komşuları. Kuzeyde Hazar Denizi, Türkmenistan. Kuzeybatı bölgesinde Afganistan var. Ve doğusunda da Pakistan sınırı var. Güneyde Basra Körfezi, Umman Denizi. Şöyle uzaktan bakıldığı zaman İran haritası şöyle, evet. Şu harita bugünkü günümüz İran'ın haritası. Komşularından bahsettim. Şöyle uzaktan bakıldığı zaman onu söylüyordum tam. Bir kediye benziyor aslında. Hazar Denizi'nin batı kısmına bakarsanız bir kedinin kuyruğu gibi. İran kedisi diye de İranlılar bununla ilgili deyimsel şeyler kullanırlar İran hakkında. İşte kedimize sahip çıkalım, İran kedisini koruyalım. Tabii gerçekten de meşhur bir İran kedisi var. O da ayrı ama haritayla coğrafi olarak da kediye benzetiyor İranlılar. Evet, şimdi İran deyince aklımıza neresi geliyor? Bugün tabii bir devlet, İran devleti. İran resmi olarak devletin adını 1935 yılında İran şeklinde alıyor. Ondan önce çoğunlukla hanedanların adıyla anılmış. Yani 1935'te Rıza Şah, o dönemin Şahı Pehlevi hanedanının Şahı Rıza Şah, Birleşmiş Milletler'e başvuru yaparak devletin adının daha önceden Perjiya diye anılıyordu resmi literatürde, uluslararası yazışmalarda. Perjiya'dan İran kelimesini, İran'ın kullanılmasını talep ediyor ve ondan sonra kullanılmaya başlıyor. Evet, şimdi dediğim 1935'te Rıza Şah Birleşmiş Milletler'e başvuru yaparak ülkenin adını Perjiya'dan İran'a çevrilmesini istiyor. Uluslararası şeyde de onu kullanmak istiyor. Evet, şimdi İran birçok kavim, millet İran'a hakim oluyor. İran bugünkü coğrafyanın adı. Yani bir İran diye bir kavim ve millet ismi yok. En eski tarihlerden başlayarak gidelim. Şöyle, İslam öncesinde kurulan dört önemli devlet var İran'da. Bildiğimiz bunların bazıları tabii tahmin ediliyor. Yani mesela Medler, milattan önce 700'lerde kurulduğu söylenir, ifade edilir. Bunların bazıları kaynaklarda belirsizdir. Bazı şeyleri tahminle söylüyor uzmanlar. Yani İslam öncesi İran tarihi çalışanlar. Ama biz genel kabul gören tarihten bahsediyoruz. Medler, Mad İmparatorluğu İran'ın batısında 700'lerde kuruluyor. Bunlar farklı kabilelerden oluşan, aynı kökten, hepsi Arya ırkı dediğimiz, Aryan ırktan olan farklı milletler topluluğu diyebiliriz, Medler. Yaklaşık 200 yıl kadar bölgede hakim oluyorlar. Tabii bu arada Asurlarla mücadele ediyorlar, Asurları yeniyorlar. Lidyalılarla mücadele edip Lidyalıları yeniyorlar. Ama Babiller tarafından devlet yıkılıyor. Medlerden sonra İran bölgesine hakim olan yine aynı akraba bir kabile olan Ahamenid ailesi. Ona biz yaygın şeyle Pers İmparatorluğu diyoruz. Klasik şeyde Ahamenidler denir. İranlılar Hehameniş diyorlar. Ama yaygın kabul gören ismi Pers İmparatorluğu. Pers İmparatorluğu milattan önce 529'da bugünkü Fars eyaleti yani Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti meşhur o tarihi yapılar, tarihi kalıntıların olduğu yer. Pers İmparatorluğu'nun başkenti milattan önce 529'da kuruluyor. Yine milattan önce 330'da İskender tarafından yıkılıyor. İskender bildiğiniz gibi önce Anadolu'yu ardından Mısır'ı aldıktan sonra yavaş yavaş İran üzerinden Hindistan'a gitmeyi planlıyor ve
Pers İmparatorluğu 3. Dara veya Darius, farklı isimlerle anılıyor. Onunla yaptığı 3 savaş sonrası Pers İmparatorluğunu mağlup ettikten sonra İndus Nehri'ne kadar ilerliyor. Yani Hindistan sınırına kadar ilerliyor ve İran'a hakim oluyor. İran'da tabii İskender'in Doğu Batı kültürünü sentez gibi bir düşüncesi var. Bunu gerçekleştirmeden ömrü vefa etmiyor ve ölüyor. Öldükten sonra komutanları arasında imparatorluk, çok büyük imparatorluk. Bir taraftan Balkanlar, Mısır, Anadolu, Suriye, Şam, Mezopotamya, İran çok büyük bir bölge. Komutanları arasında paylaştırılıyor. İran coğrafyası Selevkus'un payına düşüyor ve yaklaşık 100 yıl kadar Selevkus, İran coğrafyası, tabi İran artı Anadolu coğrafyasının büyük bir kısmına hakim oluyor. Selevkus daha çok ülkenin, kendi ülkesinin batı bölgesiyle, yani Anadolu ve Balkanlar, Ege bölümleriyle ilgilendiği için doğu kısımlarına müdahale edemiyor ve orada yine tam kesin olmamakla birlikte yine İrani bir kavim olan, Aryan ırkından olan Part sülalesi bağımsızlığını ilan ediyor. Partlar bugünkü Türkmenistan'ın Nesa şehrinde ilk kez kurulduğunda orada bağımsızlığını ilan ediyor. Daha sonra Selevkusları yenerek batıya doğru ilerliyor ve başkentlerini Nesa'dan bölgesine Batı bölgesine, bugünkü Bağdat yakınlarındaki bölgeye taşıyorlar. Yaklaşık 200 yıl İran'a hakim olan bir hanedan Partlar, şeyden gelen kültürü sürdürüyorlar bir taraftan. Yunan kültürünü, Makedon kültürünü, İskender'in oluşturduğu kültürü. Bir yandan kendilerini Pers İmparatorluğu'nun devamı olarak görüyorlar. Ve bir nevi bir sentezleme ortaya çıkıyor. Partlar 225 yılında yıkılıyor. Yerine Sasaniler kuruluyor. Sasaniler yine İran'ın Fars bölgesinde kuruluyor. Şiraz bugünkü meşhur şehirlerinden birisi. Şiraz'da kuruluyor. Şiraz'da Zerdüşt tapınakların bir Anahita ismi verilen bir tapınak var Zerdüştlerin. Oranın bekçisi ya da işte oranın sorumlusu olan Erdeşir tarafından kuruluyor. Sasan onun atası. Atasına hürmeten kurduğu devletin adını Sasaniyan şeklinde belirliyor. Sasaniler İslam tarihi açısından çok önemli bir devlet. Peygamberimizin Bisetinin başlangıcı doğduğu yıllarda İran bölgesine hakim olan devlet. Hatta uydurma hadis ama şöyle bir şey peygamberimizden rivayet edilir. Sasanilerin çok meşhur bir hükümdarı var. Bizim klasik edebiyatımızda da çok anlatılır. Mesela Sadi'nin Bostanı'nda anlatılır. Molla Cami'nin Baharistanı'nda anlatılır. Adaletiyle nam salmış bir isimdir. Enuşirvan, Hüsrev Enuşirvan. Peygamberimizden şöyle bir şey rivayet ederler. İşte ne mutlu bana ki Enuşirvan'ın zamanında dünyaya geldim şeklinde bir hadis aktarılır. O anlamda önemli bir dönem. Hem dünya tarihi açısından, çünkü o dönemin iki büyük süper gücünden birisi. Birisi Roma, daha sonra Bizans ve doğuda da Sasani Devleti. Sasani Devleti belki bugünkü İran'la da bağlantı kurulabilir. Sasani Devleti bir din merkezli bir devlet. Yani din adamlarının, Zerdüşt din adamlarının devlete güçlü bir şekilde sahip olduğu bir devlet. Devletin yöneticilerini belirlediğini, işte istediklerini tahta çıkarıp istediklerini indirdikleri bir devlet.
ve Sasaniler döneminde birazdan haritalarda göstereceğim. İran sınırları oldukça büyüyor. Hatta İstanbul'a kadar bir dönem uzanıyorlar. Yani 600-500 yıllarda İstanbul'a kadar geliyorlar. Tabii çok kısa sürede geri dönmek zorunda kalıyorlar ve Roma'nın şeyiyle püskürtülüyorlar. Geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Sasaniler döneminin bir diğer özelliği, bu dönem dediğim gibi Zerdüşt din adamlarının çok ciddi baskısı var. İki tane önemli dini akım ortaya çıkıyor. Hala o dönem için çok önemli. Birisi Manni, 3. asırda, miladi 3. asırda, 250'li civarda ortaya çıkıyor. Maniheizm'in kurucusu. Türk tarihini okumuşsunuzdur. Türkler bir dönem İslam öncesi Türk tarihinde maniheist oluyorlar. Mesela Uygur Türkleri İslam öncesi Mani'nin dinini kabul ediyorlar. Maniheizm biraz Hristiyan mistisizminden etkilenmiş. Biraz Zerdüştlüğün o katı sınıfsal tabakasına tepki olarak doğmuş. Nur ve zulmet ikilemini kabul eden, nurla zulmetin, yani aydınlıkla karanlığın sürekli savaş halinde olduğunu kabul eden bir din. Sasani padişahları ilk başta bunu çünkü çok geniş bir şekilde yayılıyor toplumda. Önce barış imzalamak istiyorlar bir nevi. Yani bir anlaşmayla maniheizmi devlet içinde ve toplumda resmileştirmek istiyorlar. Az önce bahsettiğim şahlardan birisi Hüsrev bunu şey yapıyor diye bunu artık işte etkisi çok fazla, kabul edelim toplum olarak, ama daha sonra oğlu babasının tahttan indirerek Mani'ye karşı büyük bir kıyım gerçekleştiriliyor ve bütün taraftarlarıyla birlikte Mani'de feci bir şekilde derisini yüzerek öldürüyor. Bir diğer akım Mazdek veya Mezdek tarafından ortaya çıkarılan Mezdekçilik veya Mezdekiye. Bu da yine Zerdüştlük içindeki katı sosyal tabakalaşmaya karşı ortaya çıkmış bir din. Bunun için konuyla ilgili araştırma yapanlar ilk sosyalist hareket, ilk komünist hareket tabirini kullanırlar. Yani ortak mülkiyeti savunan, eşyayı, tarlayı, evi vesaire her şeyi ortak kullanılması gereken, insanların ortak kullanması gerektiğini savunan, iddia eden bir din anlayışı. Bunu da yine şeylerden birisi, Sasani padişahlarından birisi bir kategulliye getirerek tabiri caizse öldürüyor. Büyük bir davet veriyor. Diyor ki işte bir akşam emeğinde diyor bütün taraftarlarını toplayıp gel diyor sarayıma. Orada diyor konuşalım. Bir anlaşmaya varalım. O davet ettiği şeyde davette hepsini öldürüyor. Sasaniler döneminde İran'ın fethi Müslümanlar tarafından gerçekleşiyor. İlk fetih girişimleri Hazreti Ebubekir devrinde ama gerçekleşmiyor. Asıl şey Hazreti Ömer devrinde Kadisiye ve Nihavend savaşlarıyla İran Müslümanların eline geçiyor. Ve ondan sonra yaklaşık 200 yıl önce 4 halife dönemi, ardından Emeviler dönemi, ardından Abbasiler döneminde katarsak yaklaşık 200 yıl İran Müslümanların yani İslam İmparatorluğu'nun yönetimi altında yaşıyor. Bu arada ne oluyor? Şimdi İran'da güçlü bir dini gelenek vardı, Zerdüştlük vardı.
Dervişlerin hepsi İslam'ı kabul etmediler. Zaten çok büyük, özellikle İran'ın merkezi kısımlarında büyük savaşlar yaşanmıyor ve birçok şehir kendiliğinden teslim oluyor. Bir kısmı, halkın bir kısmı İslam'ı gerçekten samimi olarak kabul ediyorlar. Bir kısmı Hindistan'a göç ediyorlar. Bugün hala Hindistan'da Parsiler diye bir grup var. Parsi, bunlar Zerdüş olanlar. Yani İran, İslam tarafından, Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra İran'dan Hindistan'a kaçmış olan Zerdüşler. Bugün Amerika'da da çok etkin bir lobileri var bu grubun. Hindistan'da Parsiler diye biliniyor. Şimdi İslam öncesi İran'ın bu şekilde aslında tamamlamış oluyoruz. Yani dört büyük şey var, devlet var, bilinen Medler, Pers İmparatorluğu, Selevkuslar, Selevkus İskender'in komutanlarından birisi. Partlar ve Sasaniler. Bu devletler İslam öncesi İran'da hakim olan hanedanlar. Bunlardan Medlerle ilgili elimizde çok fazla belge yok. Yunan kaynaklarında, Herodot'ta bazı göndermeler var. Oradan yorumlarla biliyoruz. Pers İmparatorluğu ile ilgili Persepolis'teki tarihi mekan var. Efendime söyleyeyim. Pek çok kitabe var. Günümüze ulaşmış. Yine Herodot tarihinde ve Yunan tarihçiler bunlardan, Perslerden yaygın olarak bahsetmekteler. Sasani kaynakları çoğunlukla İslam kaynaklarından faydalanarak biz Sasanileri bugüne kadar araştırdık, okuduk. Daha doğrusu araştırmacılar daha çok İslam kaynaklarından Sasani tarihini yazdılar. Ama yeni yeni yapılan bazı çalışmalar, mesela basılan sikkelerden, Ermeni kaynaklarından, Arami kaynaklarından, Süryani kaynaklarından, Batı kaynaklarından, o dönem kaleme alınmış kaynaklardan Sasanileri araştırıyorlar. Sasaniler bugüne kadar şöyle biliyorduk biz, Orta Doğu'daki o dönemdeki yani işte milattan sonra 2. ve 6. yüzyıllar arası dünyanın en güçlü imparatorluklarından birisi, en merkezi bir devlet ve işte Roma ile karşı karşıya, Roma ile birlikte dünyanın iki süper gücü. Son yapılan bazı araştırmalar var. Özellikle Amerika'da yaşayan İranlı akademisyenler, iki önemli isim var. Bu alana ilgi duyan arkadaşlar olursa kitaplarını okuyabilirler. Birisi Tureç Deryayi, Sasani uzmanıdır kendisi. Kaliforniya'da, üniversitede. Birisi de Pervane Pur Şeriati. İkisi de İranlı, ikisi de Amerika'da üniversitedeler. Bu konularda gerçekten çok ciddi yeni görüşler, araştırmalar ortaya koyuyorlar. Şimdi İslam sonrası İran coğrafyasına, İran tarihine bir bakalım. Çok uzun anlatmayacağım. Çok kısa bahsetmeye çalışacağım. Konu uzun çünkü. Bunlardan şöyle haritaları da göstereyim. Bu Medlerin şu sarıyla görülen yer, Medlerin hüküm sürdüğü alan. Görüyorsunuz doğuda Hindistan ortalarına kadar gidiyor. Anadolu'nun hemen hemen yarısını almış durumdalar. Bu dönem dönem tabii değişiyor şeyler. Bu Pers İmparatorluğu, şöyle bakarsanız Mısır, Libya, Kuzey Afrika'yı da bir dönem alıyorlar. Anadolu coğrafyası, Balkanlara kadar gitme girişimleri var. Aynı zamanda kuzeyde Horasan, işte şimdiki
Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan bölgesi tamamen kontrolü altında. Yine doğuda Hindistan sınırına kadar, İndus Nehri'ne kadar ilerlemişler. Bu Selevkusların hakim olduğu alanlar, biraz eski bir harita, İran şeyle buldum, İran kaynaklarında. Dediğim gibi hem batıda, doğuda büyük bir coğrafyaya hakim oluyorlar. Partilerden bahsetmiştik, Eşkaniler. Bu Sasaniler, Sasaniler haritası. Bu da komutanların, şahların belli aralıklarla yaptığı seferler. Görüyorsunuz Anadolu'nun bir kısmı. Burası Türkiye ile İran'ın doğal sınırı. Bugünkü sınıra çok yakın bir sınır. O zamanlarda büyük oranda Roma ile İran'ın sınırını belirleyen sınırdı. Öyle kabul ediliyor. Evet, İslam sonrası İran'da Abbasilere kadar gelmiştik. Abbasiler 9. asırda zayıfladığı zaman, merkezi yönetim zayıfladığı zaman İran'ın bazı bölgelerinde yerel devletler ortaya çıktı. Bunlar yine halifeye bağlılıklarını bildiriyorlar. Yani Bağdat'a bağlılar ama kısmen özerk sayılabilir. İlk şöyle diyelim, İran tarihinde, İran tarihini İranlılardan okuduğunuz zaman bu ilk üç devlete, yani Tahiriler, Saffariler ve Samanilere özel önem atfederler. Zira İranlıların kendi tabirleriyle 200 yıllık sessizlik bozulmuştur. Ne demek bu 200 yıllık sessizlik? Yani İslam fetihlerinden Tahirilerin ortaya çıkışına kadar 200 yıllık süre geçiyor. Ve bu arada bu 200 yıllık sürede Farsça hiçbir eser bize ulaşmamış. Yani yazılı hiçbir Farsça eser bugüne gelmemiş ve muhtemelen de yazılmamış olabilir. Hani yeni bir şey bulununcaya kadar böyle kabul ediyoruz. Tahiriler Horasan'a hakimiyet kuruyorlar. Bunlar küçük özerk devletler. Safariler Sistan ve Kirman. Bugünkü Pakistan sınır bölgesi. Samaniler önemli. Samaniler bugünkü Özbekistan ve Afganistan civarında kuruluyorlar. Yaklaşık 90 yıl hüküm sürüyorlar. İranlılar Samanileri Fars edebiyatının başlangıcı olduğundan dolayı ayrı bir önem atfederler. Çok önemserler Samanileri. İlk kez Farsça şiirler Samaniler döneminde kaleme alınmış. Bizim bildiğimiz meşhur Taberi tefsiri, Taberi tarihi gibi eserler Arapçadan Farsça'ya tercüme edilmiş. Ve şairleri Farsça şiir söylemeleri yönünde teşvik etmeleri açısından İranlılar için önemli. Bu arada Büveyhiler var. Büveyh oğulları şu açıdan bizim için önemli. İran'ın merkezinde Rey'de kurulan bir devlet. İran'da kurulan ilk Şii devlet Büveyhiler. O açıdan önemli ve Abbasi hilafetini Bağdat'ı alarak neredeyse artık ortadan kaldıran devlet diyebiliriz Büveyhiler için. 963'ten itibaren önemli bir tarih bu. Türk tarihi açısından önemli. İran'da Türk hakimiyeti başlıyor. Yani Gaznelilerle birlikte Gazneliler Samanilerden sonra Samanileri yıkarak hakimiyet alanını genişletiyorlar. Sultan Mahmut önemli bir Türk komutan. Hindistan Fatihi olarak bilinir. İslam'ın Hindistan bölgesine yayılmasında çok büyük emekleri var. Tabii çok fazla uzun sürmüyor devlet. Gaznelilerden sonra, Gazneli Mahmut'tan sonra oğlu Mesut döneminde artık zayıflıyor ve yavaş yavaş tarih sahnesinden çekiliyor.
Gaznelerden sonra Selçuklular Devleti var. Selçuklular yine çok önemli. Yaklaşık 150 yıl, 100 yıl kadar İran'a hakim oluyorlar. Tabii İran, Büyük Selçuklular dağıldıktan sonra Anadolu Selçukları, Kirman Selçukları, Irak Selçukları gibi farklı Selçuklu kolları bir süre daha devam ettiriyorlar hakimiyetlerini. Selçuklu sonrası Harezmşahlar geliyor. Yine o dönem için önemli. Harezmşahlar Moğolların saldırılarıyla yıkılıyor ve o Moğol yıkımının, Moğol saldırılarının 1200'lü yıllarda gerçekleşen muhatabı Sultan Celaleddin Harezmşah oluyor. O açıdan hem dünya tarihi için hem İslam tarihi için hem de Türk tarihi için önemli bir hanedan ve devlet. Moğollar yine biliyorsunuz Çin'den Akdeniz'e kadar büyük bir imparatorluk kuruluyor. Merkez Moğolistan, Ötüken, Orta Asya'nın ötesi Çin'e yakın bölgeler ve imparatorluk çok büyüyor. İran'a hakim olan işte orada bir tabii kendi devlet geleneğine göre İran merkezli kurulan hanedan ya da İlhanlılar normalde Moğol imparatoruna bağlıydı ama zamanla aile bağları zayıflıyor. O açıdan artık merkezi hükümete, merkezi imparatoruna bağlılık azalıyor ve İran'da kalan Moğol koluna İlhanlılar adını veriliyor. İlhanlılar olarak zikrediliyor tarihte. İlhanlılar önemli İran tarihi açısından şöyle İran tarihi yazımı bu dönem çok gelişiyor, çok değişiyor, çok ilerliyor. Çok önemli devlet adamları var bu dönem. Tarihçiler var. Reşiddin Fazlullah Hemedani çok önemli bir isim. Reşiddin Fazlullah Olcaytu ve Gazanhan ve Olcaytu dönemlerinde yaşıyor. Dünyadaki ilk dünya tarihini yazan isim. O açıdan önemli bir isim Reşiddin Fazlullah. Ardından İran'a hakimi olan devletleri sırayla söyleyelim. Biraz daha günümüze gelelim. İlhanlılardan sonra Celaliler var. Timurlar var. Timur çok önemli tabii Osmanlı tarihinde. Yıldırım Beyazıt'la Timur'un savaşı var meşhur biliyorsunuz. Ankara Savaşı. Timurlar 200 yıl kadar, 150 yıl kadar hakim oluyorlar İran'a. Ardından Karakoyunlular, Akkoyunlular hakimiyeti sürdürüyorlar. Yine haritalarla tekrar etmiş olalım. Gazneliler, şöyle görüyorsunuz, Hindistan ağırlıklı hakimiyet bölgesi, Hindistan ve İran. Selçuklular, Türkiye Selçukluları, Suriye Selçukluları çok büyük bir coğrafyaya hakim olmuşlar. Harzemşahlar aynı şekilde. İlhanlı Devleti, Gazne bugünkü Afganistan ve Türkiye Selçukluları da büyük oranda İlhanlı Devleti'ne bağlıydı. Timur Devleti'ni görüyorsunuz oldukça geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuş. Kaşgar bugünkü Doğu Türkistan bölgesi, Hotan, Yarkent, Lahor, Pakistan, Pencap, bütün buralara hakim olmuş. Şimdi 1501 İran tarihinde önemli bir değişimi gösteriyor. 1501 nedir bu tarih? İran'da Safavi Devleti'nin kuruluşu. Safaviler kurucusu olarak, devletin kurucusu olarak tabii biz Şah İsmail'i biliyoruz. Şah İsmail dedeleri yani Şeyh Safiyettin Erdebili, Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar'ın mirasını devralarak gidiyor. Yaklaşık 200 yıl İran'da hakim oluyorlar. İranlılar için şöyle bir özelliği var. İran'da İslam sonrası kurulan ilk milli devlet.
Milli devlet tanımı tabii modern bir tanım aslında ama İran için geriye dönük olarak tarih yazımı yapıldığında kendisini çevre devletlerden soyutlamış. Nasıl soyutlamış? O güne kadar hem nüfusunun büyük çoğunluğu hem de kurulan devletler itibariyle Sünni olan İran, Şah İsmail ile birlikte Şiileşiyor. Resmi mezhep haline geliyor. Ve etrafını düşünürsek bir tarafta Osmanlı, bir tarafta Şeyban Hanlığı Orta Asya'da, diğer tarafta Hindistan'da Babür devleti. Bunların hepsi Sünni devletler. Kendisini farklı bir mezhep olarak Şiiliği seçerek adeta milli bir devlet haline geliyor bu anlamda. Muhtelif başkentleri var. Tebriz, Kazvin, İsfahan başkentlik yapıyor. Tamamen neredeyse bütün İran'ı o dönem Safavilerin gayretleriyle Şiileşiyorlar. Ve ondan sonra zaten İran'da Şiilik artık kurulan bütün devletlerin resmi mezhebi haline geliyor. Osmanlı-Safavi ilişkileri çok gergitlerle dolu. Savaşlar, uzun süren savaşlar var. Meşhur Şadıran Savaşı'nda Osmanlı Yavuz Şah İsmail'i yeniyor. Ama daha sonra işte Tahmasp döneminde, Abbas döneminde Osmanlı-İran savaşları var. 1722'de Afgan saldırılarıyla Safeviler yıkılıyor. Safevilerden sonra kısa bir dönem Nadir Şah tahta çıkıyor. Efşar. Hani gaznelerden bahsederken demiştik ya İran'da Türk hakimiyetinin başladığı dönem gazneliler. Safeviler de Türk. Şah İsmail'in biliyorsunuz Türkçe bir divanı var. Şiir divanı var. Şah İsmail'den sonra, Safavi'den sonra kurulan Efşarlar, Afşar boyu var Türkmenlerde. O da Türk bir devlet. Çok kısa sürüyor tabii. Nadir Şah'ın ölümüyle devlet dağılıyor. Bu arada Zendiye Hanedanı var. Çok yine 50 sene hükümran oluyor. Şiraz'da kuruluyor. Ondan sonra Kaçarlar Devleti. 1796 ile 1925 arası İran'a hükmeden devlet. Kaçarlar dönemi İran tarihi açısından şöyle bir özelliği var. İran bu dönemde yani Kaçarlar döneminde modernleşmeyle tanışıyor. 1825'te 1820'li yıllar 1820'li yıllarda İran-Rus savaşlarının neticesinde İran Ruslara yeniliyor ve İranlılar artık o savaşta o yenilgiyle birlikte geri kaldıklarının farkına varıyorlar. Diyorlar ki yani biz bir şeyler yapmalıyız ki bu Rusya'nın, Avrupa'nın ulaştığı yere ulaşalım. O günden itibaren Türkiye için de geçerli. Yani Osmanlı dönemi de ilk kez savaş sonrası farkına varıyor bunun. Ve sürekli Avrupa'ya yetişmek için atılımlar yapıyor, yenilikler yapıyor. İran'da da Kaçarlar dönemi bu açıdan önemli. Rusya'nın ilk kez, Rusya'nın etkisiyle ilk yenilikler yapılıyor. Osmanlı'da olduğu gibi bir de askeri sahada yapılan yenilikler var. Ekonomik sahada yapılan girişimler var ama büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Modern düşünce akımları ilk kez İran'a bu dönem giriyor. Az önce senin de bahsettiğin milliyetçilik düşüncesi, Fransız ihtilalinden sonra gelişen milliyetçilik düşüncesi İran'a giriş yapıyor. Yaklaşık 1850'lerden sonra İranlı aydınlar bir İran bilinci oluşturma yönünde çabalar sarf ediyorlar.
Bu dönem birkaç önemli isim var. Onları ben söyleyeyim. Belki modern İran düşüncesi çalışmak isteyenler için önemli olabilir. Birincisi Fethi Ali Ahuntzade. İlk kez Osmanlı ve İran için alfabe değişikliğini öneren isim. Biz diyor geri kalmışlığımızdan kurtulmak için alfabemizi değiştirmemiz lazım. Yani bu Arap alfabesini atalım, yerine işte Latin veya Kiril'den oluşan karma bir kendisi öneriyor zaten, hazırlıyor. Hatta Osmanlı İstanbul'a gelip Münif Paşa ile, Marif Vekili Münif Paşa ile ve diğer Osmanlı aydınlarıyla görüşmeler yapıyor, devlet adamlarıyla. Ama kabul ettiremiyor. Bir diğer isim Malkum Han. Malkum Han İran Ermenilerinden bir isim. O da aynı şekilde tabii pek çok düşüncesi var. Farklı sahalarda milliyetçilik olsun, ekonomi olsun, siyasi düşünce, tarih düşüncesi, ama en belirgin, en öne çıkan şey yine alfabe değişikliği ile ilgili önerisi oluyor. Kaçarlar 1925'te yıkıldıktan sonra Pehleviler dönemi başlıyor İran'da. Pehleviler dönemi de 1925'ten 1979 İslam devrimine kadar sürüyor. İki kişi geçiyor. Rıza Şah ve oğlu Muhammed Rıza Şah. Rıza Şah dönemi hem Kaçarlar döneminden yetişen aydınlar, gazeteciler, düşünürler Rıza Şah'ı destekliyorlar ve milliyetçi ve kalkınmacı bir devlet ortaya çıkıyor. Tabii Rıza Şah'ı tahta kimin geçirdiği ilgili pek çok şeyler var. İngilizler ve Rusların tahta çıkardığına dair ciddi deliller var. Hatta 1941'de Rıza Şah tahttan indirilirken İngilizler gönderiyorlar, sürgüne gönderiyorlar. 41'de tahttan indirilirken sonra yerine oğlu Muhammed Rıza geçiyor ve 1979'daki İran devrimine kadar sürüyor. 79'da devrim oluyor ve Hümeyni ilk devrim dini lider olarak, devrim rehberi olarak İran'ı ciddi bir değişik, yani ciddi bir kırılma, yani çok önemli İran tarihi için kırılmalar. Birincisi demiştik 1501, tabii daha öncesi de var. Müslümanlar tarafından İran'ın fethi önemli bir kırılma. Safevilerin başa geçmesi önemli bir kırılma. Ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulması, ilan edilmesi, 1979 devrimi önemli bir kırılma. 79'da Hümeyni, daha sonra Hümeyni'den sonra şimdiki devrim lideri Hamane'ye geçiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi var biliyorsunuz. Orada da ilk başta Hamane Cumhurbaşkanlığıydı. Ardından Rafsanjani, Hatemi, Ahmedi Necat ve Ruhani şeklinde devam eden Cumhurbaşkanlığı var. İran'ın tarih olarak kısaca böyle anlatabiliriz. Şimdi biraz da edebiyattan bahsetmek istiyorum. Vakit var mı bilmiyorum. Çok kısa bahsedeyim. İran tabii şöyle de okuyabiliriz. Fars dili, belki İran'dan ayırarak bunu işlemek lazım. İslam El-Sinai Selase denilen üç İslam dili, Arapça, Farsça ve Türkçe içinde Arapçadan sonra Müslümanlar tarafından, yani Fars olmayan Müslümanlar tarafından da yaygın şekilde öğrenilen ve okunan bir dil. Onunla yazılan eserler. Çok önemli bazı isimlerin, şairlere değinmek istiyorum. Bunlar hem dünya edebiyatında önemli isimler, hem bizim için Türk edebiyatında, hatta Balkan coğrafyasında da etkisi olan isimler. Firdevsi
İran'ın milli şairi olarak kabul edilir. Gazneliler döneminde yaşamış. Şehname isimli eseri var. Malum dünya epik edebiyatları içinde önemli yeri olan bir eser Şehname. Eski İran tarihinden bahseder. Daha doğrusu İran'ın mitolojik tarihinden bahseder. Yani biz şu an az önce bahsettiğim işte Persler, Partlar, Selevkuslar, Medler vesaire Şahname'de bulunmaz. Onun yerine mitolojik tarih var. Sadece Sasanilerin bir dönemi şeyde anlatılır Şahname'de. Onun dışındakiler çoğunlukla mitoloji anlatılır. Diğer bir şair, önemli şair Ömer Hayyam, rubaileri çok meşhur. Biliyorsunuz 19. asırda bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor neredeyse Ömer Hayyam ve rubaileri. Londra'da, Paris'te Ömer Hayyam kulüpleri oluşturuluyor. Ömer Hayyam dernekleri kuruluyor. Şiirleri o dönemin sanayi devrimi yaşamış Avrupa'sının halet-i ruhiyesine, Avrupa insanının psikolojisine çok uygun geldiği için yani işte şiirleri daha çok bu dünyayı boş ver, anın kıymetini bil, dünya gelip geçici, dünya nimetlerinden faydalan merkezli şeylerden bahsettiği için o dönemin Avrupa'sının insanına muhtemelen çekici gelmiştir. Bir diğer önemli şair Senai yine Gazneliler döneminde yaşamış. Ömer Hayyam ayrıca şunu da belirteyim. Ömer Hayyam özellikle vurguladım. 19. yüzyıldan sonra şairliği daha ön planda. Normalde Ömer Hayyam bizim İslam literatüründe bilim adamı kimliğiyle daha çok ön plandadır. Yani bir matematikçi ve astronom olarak hem yazdığı kitaplar hem de Selçuklar döneminde Sultan Melikşah'ın emriyle oluşturulmuş bir takvim var. Celali takvim. O takvimi hazırlayanlar heyet içinde yer alan bir isim. Yani İslam literatüründe bir bilim adamıdır aslında Ömer Hayyam. Ama işte rubaileri vesilesiyle ya da sebebiyle şairlik özelliği 19. yüzyıldan sonra özellikle Avrupa'da meşhur olduktan sonra İslam ülkelerinde ya da İran ve Türkiye'de de o anlamda ilgi görmeye başlayan bir isim. Senai'yi sayabiliriz. Senai yine Gazneliler döneminde yaşamış. İlk tasavvufi şiirleri yazan şairlerden birisi. Mevlana'yı hazırlayan isim demek yanlış olmaz. Bir sonraki Attar'la birlikte Attar ve Senai Mevlana'nın hazırlayıcısı, öğretmenleri diye şey yapabiliriz. Kendisi de Mesnevi'de bahsediyor. Senai ve Attar bizim gözümüz ve kulağımızdır şeklinde beyitleri var. Meşhur eseri Mantıkut-Tahir dünyanın pek çok diline çevrilmiş. Hatta şu açıdan önemli. Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe eserlerden birisi Mantıkut-Tahir'in tercümesi. O açıdan da önemli. Sa Sadi Şirazi Osmanlı coğrafyasında çok bilinen bir şair. Özellikle Gülistan ve Bostan'ı yine çok meşhur. Hatta Balkanlarda da o dönemlerde medreselerde yani Çin'den Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar bütün coğrafyada okunmuş isimler arasında. Hafız-ı Şirazi bir diğer şair. O da önemli bir isim. Onun gazelleri çok meşhur. Meşhurdur. Hafız Şirazi gazellerini şerh eden kişi Suudi Bosnevi, yani Bosnalı Suudi. İranlılar Hafız'ı anlamak için Suudi'nin yazmış olduğu şerhi Farsça'ya tercüme edip Hafız'ı anlamaya çalışıyorlar. O açıdan da önemli bir isim. Klasik Fars edebiyatının son büyük ismi Molla Cami. Bu da pek çok açıdan özellikle medrese eğitimi ile ilgili bilenler Arapça Nahiv kitabı var meşhur.
ismi zaten Molla Cami diye bilinir kitabın adı da. Medreselerde hala Türkiye'de klasik medrese eğitimi görenler bunu okurlar. Modern şairlerden de belki birkaç isim zikredilebilir. Nima Yusiç, Sohrab Siperi, Furu Ferruhsat bunlar modern İran şiirinin öncüleri. Kısaca bazı şeylerden de bahsedeyim. Şiilik toplumun her alanına sirayet etmiş durumdadır. Yani bir İranlı dindar olsun olmasın. Yani belki şey de olabilir, ateist de olabilir ama şiiliğin toplumdaki ritüellerini yerine getirir her zaman. Yani mesela aşura törenlerine gider, katılır. Orada işte kendince mevsiye okur. O anlamda toplumun her kesimi şiiliğin ritüellerine sahip çıkar. İran farklı etnik gruplardan oluşan bir toplum. Türkler, Kürtler, Belüçler, Araplar, Türkmenler, Kaşgay Türkleri pek çok şey var. Herkesin kendi bölgesi var. O anlamda belki çok net elimizde şeyler yok ama etnik grupların işte yüzde kaç oranına dair ve nüfusuna dair net bir şey yok ama dediğim gibi Türkler yüzde şöyle 80 milyon civarında İran'ın nüfusu 30 milyondan fazla olduğu söyleniyor Türklerin nüfusunun. İşte 5'er milyon, 10'ar milyon diğer etnikler de var. Birkaç tane fotoğraf hazırlamıştım. Bunlar da aşura törenleri, ritüellerinden sahneler. Gördüğünüz gibi çocuklar da ellerinde zincir var. Törenlerde sırtlarına vuruyorlar. Yine törenlerde tiyatral gösteriler de yapılır. Aşura törenlerinde. Bu da onlardan birisi. Yine şu önde figürlerin olduğu şeye alem deniyor ve bunu en önde taşıyorlar. Kahramanlık ve yiğitliğin sembolü olarak yine Tahran sokaklarında aşura törenleri. Bu Rıza Şah'ın fotoğrafı. Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu. Rıza Şah 1935'te Türkiye ziyaretinde bulunuyor ve uzun süre 40 günlük bir yolculuk yapıyor. Bütün Türkiye'yi neredeyse Atatürk'le birlikte dolaşıyorlar. Şöyle denir, Rıza Şah İran'da uygulamak istediği bazı reformları, yenilikleri İran Türkiye ziyaretinden sonra hızlandırmış. Zaten şöyle denir, Şah'ın çevresindeki danışmanları, bürokratları, bakanlar, vezirler özellikle Şah'ın Türkiye'yi görmesini çok arzu etmişler. Yani kafalarındaki reform düşüncelerini Şah'a anlatabilmek için bizzat Türkiye'ye getirip işte bakın Türkiye yaptı, Atatürk yaptı, siz de yapabilirsiniz şeyini verebilmek için yine Atatürk'le bir pozuydu. Bu Muhammed Rıza 1979'da devrime kadar 41 ile 79 arası ülkeyi yöneten kişi. Hümeyni Şah döneminde sürgüne gönderiliyor. Necef'e, Bursa'ya, Bursa'da da bir süre ikamet ediyor. Oradan bir görüntü. Daha sonra Paris'te biliyorsunuz bulunuyor ve Paris'ten Tahran'a dönüyor. Bu da Hümeyni'nin Tahran'a dönüş anında uçaktan iniş anı. Bu İran'daki bir gazete İmam Geldi manşetini atmışlar o dönem için. Şairler İran halkı için çok önemli. Az önce bahsetmiştim. Hafız-ı Şirazi'nin Şiraz'daki türbesi. Özellikle Nevruz yani bahar döneminde ziyaretçi aklına uğrar. İnsanlar ziyaret eder. Orada şiirler okurlar. Burası yine Hafız. Burası Sadi Şirazi'nin kabri, türbesi. Bu da Şiraz'da. Benim söyleyeceklerim kısaca özetlemeye çalıştım. Bunlar
Tabii çok eksik var ama dediğim gibi çok, konu çok uzun ve çok geniş. Bir tarihi en azından bir gözünüzün önünde canlanmasını istedim.